15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir. Kutul Amare'ye İstiklal Harbimizden Kıbrıs çıkarmasına, terörle mücadelemize kadar yaşadığımız nice badireleri gözlerimizin önünden geçirmemiz gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için darbecilerin başarılı olmaları halinde
ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini kavramak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için milletimize diz çöktürme, devletimizi ele geçirme, ülkemizi parçalama gayretlerinin gerisindeki sinsi projeyi görmek gerekir. Beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah'ıma hamdü senalar ediyorum. Aziz milletim, 15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için kendi ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması işgal girişimine alçakça bir ihaneti de eklemiştir. Mecburiyeti olmadan, hiçbir zorlamaya kesinlikle maruz kalmadan, hiçbir karşılık beklemeden tamamen kendi inisiyatifiyle harekete geçmiştir. 15 Temmuz son devletimizi yıkarak vatanımızı ele geçirmeye çalışanlara bunun ancak milletimizin son ferdi de son nefesini verdikten sonra mümkün olabileceğinin ifadesidir. Sayılmaz parmağıyla, tükenmez kırmayla, taşramızdan sormayla kimse bilmez ahvalimiz diyen Muhi misali bizim ahvalimizi ancak bizden olan bilir. Sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin. Ya Rabbi, vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl Allah'ım. Ya Rabbi, müftülüğümüzdeki din görevlilerimizin okuduğu 567 adet hatmi şerifi dergahı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz'e, âline ve ashabına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne din-i devlet, mülkü millet, rıza emrillah uğruna canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, rahmeti rahmana kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Ulaştır Allah'ım. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur ihsan eyle ya Rabbi. Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz. Ulaştır Allah'ım. Ya Rabbi, vatanımızı ve milletimizi her türlü bela ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden muhafaza eyle. Amin.
Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle Allah'ım. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize her daim yardım eyle Allah'ım. Dünyanın dört bir yanına yayılan salgın hastalıktan başta vatanımız, milletimiz ve ümmeti Muhammed olmak üzere tüm insanlığı halas eyle ya Rab. Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi, ana babamızı ve tüm inananları cehennem azabından muhafaza eyle. Rabbil alemin, Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamu al mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Cümle şehitlerimizin ruhu için El-Fatiha. Kahraman Türk ordusunun kılcal damarlarına kadar sızan ve emir komuta zincirini tanımayarak hain bir darbe teşebbüsünde bulunanları bu millet tüm dünyanın gözü önünde mağlup etmiştir. Üstelik bunu tankla, tüfekle, silahla değil, yüreğindeki iman ve eşi benzeri olmayan cesaretle yapmıştır. O gece bu kahraman millet büyük bir işgal girişimini engellemiş, kutsal vatan toprağını Haçlı işgaline terk etmek isteyenlere bir kez daha tarihi bir ders vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir işaretiyle yüz binler meydanlara inmiş ve Türk milleti iradesini ortaya koymuş, liderinin yanında adeta devleşmiştir. Dünya darbeler tarihinde kullanılan uçak sayısı itibariyle bir benzeri daha olmayan bu alçak girişimi, bu millet sadece birkaç saat içerisinde akamete uğratmıştır. O gece füze rampalarının gidişini engellemek için tırların lastiklerini kesen Ankara Polatlı hemşerilerimi, tarlalarındaki mahsulü yakarak jetlerin uçuşuna mani olan kahraman Kazan halkını hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere karşı koyan Ömer Halis Demirleri, göl başında 900 kilogram bomba ile şehit edilen 52 özel harekat polisimizi asla unutmayacağız. PKK'lı teröristlere dahi kullanmadığımız, bakın PKK'lı teröristlere dahi kullanmadığımız, atıldığı noktada tam 3000 derece sıcaklığın ortaya çıkmasına sebep olan 900 kilogramlık bu bombayı iki defa göl başına atan vatansızların, alçakların zulmünü asla unutmayacağız. Bu yüzyılın en aşağılık münafığı olan ve Haçlılardan söz ederken onlar geldikleri yerlerde sizin kadınlarınıza, kızlarınıza ilişmez, ilişmemiştir diyecek kadar Haçlı sevdalısı olan Fethullah Gülen denen köpeğin o gece bu millete yaptıklarını asla unutmayacağız. Değerli misafirler, nasıl ki İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz zaferi de Türkiye'nin önünde yeni kapılar aralamıştır. 15 Temmuz bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin milli birlik ve kardeşliğinin pekişmesine vesile olmuştur. Demokrasi nöbetleriyle başlayan ve yeni kapı buluşlanmalarıyla taçlandırılan bu milli birlik ve beraberlik sayesindedir ki o günden bu yana terör örgütleriyle mücadelede en parlak dönem yaşanmıştır. 15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha göstermiştir. Bu millet asil bir millettir. Bu millet çok cesur bir millettir. Bu millet esaret altına girme tehlikesini gördüğü anda
hürriyetine, canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet, vatan söz konusu olduğunda bir anda aynı safta buluşan necip bir millettir. Şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti sayesinde hiç tereddütünüz olmasın. Ülkemizin ve milletimizin geleceği aydınlıktır. Değerli misafirler ve çok kıymetli genç kardeşlerim, 15 Temmuz'un şahsım için de şöyle bir önemi var. Bu hain darbe girişimini o tarihteki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nde yaşayan bir kardeşinizim. Hatta bugün karşınızda eğer bu ilçenin kaymakamı olarak bulunuyorsam 4 yıl önce yaşananlar sebebiyledir. Bu tarihe kadar devlet kademesinde görev almaktan imtina ediyor, eğer memuriyete girip bir dakikamı bile boşa geçirirsem aldığım maaşı hak etmeyeceğimi ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını gasp edeceğimi düşünüyor ve sırf bu yüzden bu endişeyle devlet memurluğunu kesinlikle düşünmüyordum. Fakat o gece, bu andan itibaren devlet kademesinde bir görev almazsam bunun da beraberinde büyük bir mesuliyeti doğuracağını gördüm. O gece köprüde şehadet maalesef bize nasip olmadı. Ama bu vesileyle bu makamda devletimize ve milletimize hizmet etme imkanı ortaya çıktı. Bunun için Rabbimize hamd ediyorum. Bizi devletimize ve bu necip millete hizmetkar kıldığı için Allah'a hamd ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Cideli şehitlerimiz Osman Yıldırım, Onur Ensar Ayanoğlu ve Ayşe Aykaç başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kendileri için ilçemizde okuduğumuz 567 adet hatmi şerifin şehitlerimizin ruhlarını şad etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine yüce Rabbimizden sabrı cemil diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve tüm içtenliğimle selamlıyorum. Ağlaya ağlaya bu beni gönlüm, ay gönlüm, ay gönlüm. İsteri boş kurmayacağım Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İsteri boş kurmayacağım Allah'ım, Allah'ım. Dağlarımda mecnun geçen şu ömrüm, vay ömrüm, vay ömrüm.